Bandırmalısın Aslan. Ankara'dan katıldın yarışmaya. Evet. Bandırmalı mısınız? Evet. Hoş geldiniz. Peki. Evet, jüri üyelerimize hemen dönelim. Armağan'cığım. Benle mi? Neden olmasın? Peki. geçen hafta da buna benzer bir şey söylemiştiniz. Ölüyorum kederimden söylemiştim. Evet. Anladığım kadarıyla sürekli kemanla ve meyhanede şarkı söylemekten de size bir tarz oturmuş ve mesela ben hep kendimi hani meyhanede bir şey içiyorum da birisi de bana şarkı söylüyor gibi geldi mesela. Sahnede birisi bir şey söylüyor bana değil de bir de inerken önünüze bakıyorsunuz. Oysa burada siz seyreden ya bir sürü bakın yüzlerce insan var ve siz böyle sanki önünüzde bir para arıyormuşsunuz, düşürmüşsünüz paranızı gibi. Bir de böyle bu ayakları dışa dışa basıyorsunuz. Böyle ya ben hiç hayatımda böyle görmedim böyle. Böyle. Yahu bak öyle bir ineceksin ki orada durduğunda buradan alkış gelecek. Korkma. Ayağını böyle basma böyle. Arman. Düz. Arman. O zaman bir dakika. Şimdi hazır ayaktayken. Şuradan, ben bir dakika. Lütfen. Hayır görmemiş. Yukarısı görmemiş kameralar. Armağancığım. Ne yapacağım? Şöyle bir in. Bir alkış al. Bir göster. Ha. Evet. Bakın nasıl inilir Savaş'ım. Çok ver güzel. Ver mikrofonunu sen bana. Bak ben ne yaptırıyorum şimdi. Ama açın burayı. Şu kapıyı açın. Arkadan... Açıldı Armağancı. Anlatılmaz da giriyorum ben diyorum. Evet. Hazır mısınız alkışlamaya? Ben şimdi karşınızda Armağan Çağlayan diyeceğim. Şöyle Savaş bize. Alkışlarınız Armağan Çağlayan için. Bakmadan da iniliyormuş. Sen öyle paranı düşürdün de arıyorsun gibi. Harikaydı Armağan'cığım. Gerçekten. Bir de arada şarkı söylerken gül. Kimse sana eziyet etmiyor. Sen şarkı söylemeyi sevmiyor musun? Ha? Mikrofona. Seviyorsun gibi değil de böyle canından can koparıyorlarmış gibi. Anlatılma. Peki. Evet. Bülent Hanım ne diyeceksiniz? Tabii o kapıdan çıktıktan sonra evet. Dikkat ederseniz bir es aldı. Evet. Orada durdu bir heykel gibi. İşte orada parayı aldı. Yani o parayı yerde yani arıyor Savaş ama. Bu işin ustalığı odur. Para merdivenin başında. Tabii. İlk tokadı bastı bir kere. Ondan sonra... Hayır sana demiyor, sağ olun hocam diyorsun da. Değil. Armağan için diyor. Bir dahaki sefere. Sayın Çağlayan. Sen oraya geldi, durdu heykel gibi. Birinci alkışı oradan bir kere tokadı bastı. Ondan sonra yavaş yavaş yürüye. Şuraya doğru hafif geldi. Gelecek veya gelmeli. İşin tabii şeyleridir, püf noktalarıdır. Dirhem dirhem alkış almak. Kendini dirhem dirhem satmak. Her ayağını atışında ayrı bir fonksiyonel özellik. Oraya geldi, orada ayrı bir alkış. Alkışı biraz daha kuvvetlendirmek için içlerine doğru gittiğin anda kıyamet zaten. Geçmiş olsun. Daha istiyorsan tam şuraya kadar yürü, üstüne çıksınlar. Savaşçım sen bu hafta Akgün Oteli'nin merdivenlerinin başına geldiğinde bir dur. Yani egzersiz. Bu merdiven budur. Merdiven gördün mü dur başında, ondan bu sonra budur. Yavaş yavaş. Sizin amcanız mı, dayınız mı? Amcam. Amcanız da çok iyi bilir. Tabii bize işte refakat etmişti. Efendim nasıl olduğunu o size gösterir, söyler. Tabii bunlar seneler ister Sayın Erkır. Yine söylüyorum. Eğer herkes bunları yapabilecek olsa o zaman herkes star olur. Doğru, doğru. Olmaz. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Ersoy. Orhan Bey. Önce şunu söylemek lazım ki Savaş bir kere çok çok iyi bir müzisyen. Çünkü bir keman üstadı ve geçen söylediğinde de kemanıyla bütünleştiği zaman daha farklı olduğunu da söylemişti. Şimdi mutlaka burada bir eksiklik hissedebilir, olabilir diye düşünüyorum. Bugün geçenki yorumu belki bugünden daha iyi olmuş olabilir.
Ama bugünkü yorumu da daha iyi olabilir diye düşünüyorum ama o çok iyi bir müzisyen olduğu için tüm bunları düzeltecek bir yapıya sahip demek istiyorum. Evet. Yani şu anda önüne bakarak gelmesi belki bazı alışkanlıklarından olabilir. Ayrıca o da farkında değil onun. Ayrıca hep güler yüzlü de bence. Çok güler yüzlü. Savaş mı güler yüzlü? Savaş hep güler yüzlü. Öyle mi? Vallahi Orhan abi başka başka yerlerden seyrediyoruz gibi konuşuyorsunuz. Benim bu baktığım açıdan bana öyle geldi. Sizin açıdan gülüyor da galiba bu açısı biraz asık suratlı. Yok. Bence Savaş genelde elemelerde de hep güler yüzlü olarak benim aklımda kalmış. Ama şu bir gerçek, dediğim gibi çok iyi bir müzisyen aslında. Onu da Orhan Bey bir şey soracağım. Efendim. Armağan'cığım özellikle de sana. Şimdi geçen yarışmamızda da Okan'la ilgili bununla ilgili bir şey olmuştu. Çok gülüyordu mesela. Ama Okan Makber okurken güldü. Ay şimdi ama bu da çok neşeli bir şarkı değil benim bildiğim kadarıyla. Şimdi ben yani demiyorum. Onun dengesi nedir? Şarkıyla alakası yok. Ne tabii yapmak gerekiyor? Çok durgun. Çok böyle içine kapanık. Melankolik bir tip. Anlatabiliyor muyum? Savaş. Öyle bir tip. Beyefendi bir çocuk. Evet. O bakımdan değil ama çok durgun. Yani ama şimdi gülümseme. Sahnede biraz cevvallik ister. Ben gülümsemeden söz ediyorum. Gülümseme ama şimdi bu şarkıda da nasıl adam gitmiş. Perişan. Sözleri ortalık. Nasıl bu şarkının? Anlatılmaz binler dile. Geçiyor çileli ömrüm. Çileli ömrüm. Adam gitti, yalnız kaldık. Gülsek perişan, nasıl olur. Güleriz ayol? Tuhaf olacak. Herhalde salya sümü kaç çarşaf eskittik o ağlamaktan. Burada o gülünmez. O tamam. Ama zannediyorum. Evet. Hiç istişare etmedik, konuşmadık bu mevzuda. Yüksek sesle düşünüyorum. Evet. Beni uyarınız lütfen. Tarz olarak çok durgun. Yani avucunun içine alabilecek cevvallikte değil halkı. Evet. Siz onları alamazsanız, ondan sonra toparlayamazsınız bir daha. Anladım. Çok zordur bu işler. Peki Bülent Hanım, Orhan Bey sözünüzü tamamlayacaksınız galiba. Yani, deminki sözlerime şunu son olarak ilave etmek istiyorum bir daha. Geçenki yorumu belki bugünden daha iyiydi. Bugünkü daha iyi olabilecek bir yorum olmalı. Daha evet. Sonra mutlaka. Ama o çok iyi bir müzisyen olduğu için bunların hepsini düzeltecek, yapacak bir yapıda. Peki. Sen haftaya şöyle şu ayaklı mikrofonu buraya diksen, kemanını alsan. Aynı şeyi soracaktım. Yapsın mı bunu gelecek bize, hafta? Bir de kemanı hani da dinleyelim. Biz de duyalım. Orhan abi çok iyi müzisyen diyor. Ben duymadım mesela keman çalarken. Canım, bunun müzisyenlikle ne alakası var yani Allah aşkına? Ben duymadım. Laf ola kemanıyla bir çıksın gelecek müzisyen hafta isterseniz. Müzisyen olan adam düzgün okur. Biz başka şeyden bahsediyoruz. Kapıdan çıkışından var. Müzikle ne alakası var bunun? Buyurun Orhan Bey. Bir şeyi hatırlatmak isterim de. Tabii ki. Genel olarak belki bilmeyenler, enstrüman çalanlar bilirler daha ziyade. Enstrümanıyla bütünleşen yorumcular, ki bunun içinde dünyada çok örnekler var, bizde de vardır. Evet. Enstrümanını elinden aldığınız zaman sudan çıkmış balığa dönebilir. Bu bende de öyledir. Ben de sazımla bütünleştiğim zaman daha farklı olurum. Bu örnek vermek istiyorum. Ray Charles piyanonun üstadıdır. Hep piyanosuyla söylemiştir. Evet. Söyleyeceğiniz gözleri de görmemektedir. Biz buraya insanları saz çalsın diye seçmedik. Lütfen söyleyin. Siz de söyleyebilirsiniz. Hayır, ben söylemem. Siz ben söyleyin. Mi söyleyeyim? Evet. Kime söyleyeyim? Enstrümanıyla beraber okuyacak. Buraya solist vasfıyla mütenasip olarak geldi. Onun için onun kemanı, sazı, sözü beni enterese etmez. Burada solist olarak ne verirse onun puanını alır. Peki. Ama burada bir şey altını çizmek istiyorum. Acaba kemanıyla gerçekten sizleri eliniz o tokada atabilecek o mi? Onun artısı olur. Evet. Beyefendi, Sayın Erkır. Evet. O onun artısı olur. Şu anda solist hüviyetiyle değerlendiriyoruz. Çok bilirmiş. Çok iyi keman virtüözüymüş, çok iyi çalarmış. Bu beni bağlamıyor. Evet. Kimseyi de bağlamaz. Şurada ne verdiyse puanlama ve bizim analizimiz o şekilde olur. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi anlıyorum ama ben de size diyorum ki bakın Orhan Bey çok güzel bir örnek verdi. Ray Charles piyanosuyla bütünleşiyor ve çok güzel icra ediyor şarkılarını. O orada büyüyebilir. O sesiyle büyüyebilir. De. Evet.
Yani acaba merak ediyorum, kemanıyla çıksa ama o bir tavır, o oradaki bir şekil. Evet. Hani haftaya o ambiyansla büyüyebilir. Evet. Ben katılıyorum. Evet. Ama bizim kişinin hangi şartlarda nasıl büyüyeceği, büyüyemeyeceği değil. Şu anda solist hüviyetiyle hiçbir enstrümana efendim yaslanmadan yalnız solist hüviyetiyle gırtlağını kullanarak efendim icraî faaliyet eyleyecek şu anda olduğu gibi solist hüviyetiyle biz de değerlendireceğiz. Ama öteki ayrı bir renktir diyorsunuz. Renktir evet. Yani bir efeliktir, bir ambiyans, bir şey. Peki. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Buyurun. Benim cümlemin içinde cereyan ettiği için bu cümleler şunları da söyleme gereği var. Siz söylediğiniz için ben bunu söyledim. Yani Savaş bir dahaki ileriki zamanlarda kemanıyla söylerse bir esprili olur anlamında söylediniz diye. Evet. Ben de bir bilgi verme babında söylediniz. Enstrümanla bütünleşen enstrümanistlerin daha farklı yorumladığını söylemek istedim. Yoksa biz burada tabii ki gördüğümüzü değerlendiriyoruz. Bunlar ayrı şeylerdir. Israrla biz buraya kemanınla gel daha iyi yap demiyoruz. Demiyorsun. Biz şu anda gördüğümüzü değerlendiriyoruz. Şüphesiz gördüğümüz neyse onun notunu vereceğiz. Başka tamam. Bir şey olamaz. Tamam. Teşekkürler Orhan Bey. Ebru Hanım? Ben çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sadece not vermek istiyorum. Peki. Tamam. Olur mu? Tabii. 7 verdi Armağan Çağlayan bu arada. 7 verdi Ebru Gündeş. Siz de 7 verdiniz Orhan Gencebay. Şimdi neden 7 verdiler deme sakın. Meyandan sonraki bölümlerde hakikaten böyle bir daldım. Çok güzel oldu ama meyana gelinceye kadar nakaratta bilhassa efendim o usul kalıbının içerisinde bağlantıyı tam yapamadın. Bant, sonradan bir bantı al dinle. Çünkü sen müzikle uğraşıyorsun, müzik adamısın. Ne demek istediğimi belki şu anda canlı performansta ona dikkat edememişsindir. Sonradan ne demek istediğimi anlayacaksın. Orada hata yapıldı eserde. Anladın mı çocuğum? Peki. Onun için ben de aynı şekilde. Siz de 7 verdiniz. 28 puan aldı Savaş. Tebrik ediyoruz. Alkışlarla Savaş'ı uğurluyoruz. Ve bakalım sırada Hazan'ın yanında kim var? Şimdi sırada Tuğba var. Tuğba'cığım, seni de aday numaranı alalım. 112. Bol şanslar. Tuğba bizleri saygı, sevgi ve rahmetle andığımız...